Yazılı Yazır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıflar 2. dönem 2. biyoloji yazı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Aşağıda verilen olaylardan hangileri atmosferde karbondioksitin artışına neden olmaz deniliyor? Solunum olayı karbondioksitin artışına neden olacaktır. Solunum olayı nedir arkadaşlar? Oksijen ve besinin alınıp karbondioksit ve suyun dışarı atılmasıdır ve bu sayede de karbondioksit artışı sağlanacaktır. İlk öncülümüz doğru bu yüzden. İki de yanma olayı veriliyor. Yanma olayı sonucu da karbondioksit açığa çıkmaktadır. Oksijenle tepkimeye girerek arkadaşlar yanma olayı oksijenle maddenin tepkiye girmesidir ve bu sayede de ne çıkacaktır? Ortaya karbondioksit çıkacaktır. Bu da karbondioksit artışına neden olacaktır. Ama fotosentez tam tersi karbondioksitin azalmasına neden olacaktır. O yüzden de bunu alamayız. Cevabımız 1, 2, e, b şıkkıdır diyebiliriz. Artışa neden olmayanı sorduğundan dolayı da ne diyeceğiz? Sadece fotosentezi yani A şıkkındaki yalnız üçü söylememiz gerekiyor. Soru kökünü dikkat et, ok, dikkatle okumalıyız. Yoksa bildiğimiz halde sorumuz gidecektir. Cevabımız Adana. Devam edelim ikinci sorumuzla. Aşağıda verilen durumlardan hangileri biyo kaçakçılığın etkilerinden değildir şeklinde olumsuz olarak sorulmakta. Bakalım. Birey sayısının azalma biyo kaçakçılığın etkisidir. Tür kaybı etkisidir. Ekosistem zenginleşmesi alakasız biyo kaçakçılık olumsuz bir ifadedir. Bu yüzden de ekosistem zenginleşmez. aksine tür kaybı azalacaktır. Tür kaybı artacaktır. O yüzden de ekosistem fakirleşir arkadaşlar. Ekosistemin diğer bileşenlerin olumsuz etkilenmesi de sebeplerindendir ama 3'teki değildir. Cevabımız yalnız 3 Ceyhan şıkkıdır. Devam edelim 3. sorumuzla. Organik besin ihtiyacını diğer canlıları tüketerek sağlayan canlı türüne biz ne demekteyiz? Tüketiciler demekteyiz. O yüzden bu boşluğumuza E'yi getirebiliriz. Grubuna aittir. Bu gruptaki canlılar kendi besinlerini kendileri üretemezler. Ölü bitki ve hayvanların organik maddelerini inorganik maddelere dönüştürerek madde döngülerinin devamını sağlayan canlılar ise saprofitlerdir veya diğer adıyla nedir? Ayrıştırıcılardır. Bu boşluğa da ayrıştırıcılar gelecektir. İrin, i̇norganik maddeleri kullanarak organik madde sentezleyebilen canlılar nokta nokta grubuna girer. Bunlar da üreticilerdir. Eledik. Bu gruptaki canlılar nokta nokta ve nokta nokta olayları ile Organik madde sentezini gerçekleştirirler. Buraya da ne gelecektir? Fotosentez gelecektir arkadaşlar. Bu da burada yazılmakta ama D şıkkındaki çürüme buradaki boşluklarımızda yazılacak bir kelime değildir. O yüzden de cevabımız D şıkkı çürümedir. Dördüncü sorumuz. Ayrıştırıcı canlıların etkinlikleri azalması halinde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez deniliyor. A şıkkı. Heterotrof canlı sayısının azalması tabii ki de heterotrof canlıları da etkileyecektir arkadaşlar. Dışarıdan besin alan canlıları etkileyecektir ayrıştırıcı canlıların azalması. O yüzden de A şıkkı beklenir. A'yı eledik çünkü beklenemesi aramaktayız. B'de atmosferdeki oksijen miktarının artması beklenemez. Çünkü zaten bu ayrıştırıcılar, ayrıştırıcılar toprağın altında e, faaliyetlerini gerçekleştirmek, gerçekleştirmekteler. Bu yüzden de atmosfere oksijen gazı salınımı yapmazlar. O yüzden de yanlıştır. C'de üretici canlı sayısının azalması bu da beklenecektir. Doğadaki organik katı birikimin artması bu da beklenir. Doğadaki madde döngülerin yavaşlaması kesinlikle bu saprofit canlılarla ayrıştırıcı canlılarla yavaşlayacaktır. Bu yüzden de bunlar doğrudur beklenebilir ama B'deki beklenemez. Bu yüzden de cevabımız Bursa şıkkı. Beşinci sorumuza bakalım. Abiyotik faktörlerden olan sıcaklığın ekosistemde değişmesi canlılardan davranışlarından hangilerine neden olur deniliyor. Kış uykusuna yatmaya neden olur, göç etmeye neden olur, üremeye de neden olabilir sıcaklık değişimi arkadaşlar. Çünkü bazı canlılar sıcaklığa göre üremelerini gerçekleştirmekteler, buna göre karar vermekteler. Bu yüzden de hepsini etkileyecektir. Cevabımız E şıkkı 1, 2 ve 3'tür. Abiyotik faktör ise canlı olmayan faktör demektir. Bunu da belirtmiş olalım. Altıncı sorumuza geçelim. Aşağıda verilen madde döngülerinden hangileri ekosistemin canlı faktörleri olmadan da gerçekleşebilir denilmekte. Bakalım karbon, azot, su, oksijen verilmekte. Hangi döngü kendiliğinden gerçekleşebilir? 3'teki su döngüsü kendiliğinden gerçekleşebilecektir. Arkadaşlar sıcaklığın etkisiyle hal değişimleriyle beraber su döngüsü kendiliğinden gerçekleşebilir ama bunun dışında karbon döngüsü için canlılara ihtiyaç vardır. Azot döngüsü için gene e, karbon e, canlılara ihtiyaç vardır. Nasıl ihtiyaç vardır? İşte canlılar öldüklerinde kalı, ölü birinkit birinkintileri toprağa geçecektir. Toprakta da azot bağlayıcı bakterilerle bitkilere geçecektir. Sonra o bitkilerin yenilmesiyle beraber tekrar azot döngüsünün sağlanabileceğini söyleyebiliriz. Bu yüzden de canlıların etkisi çoktur. Oksijen zaten başlı başına canlılarla yürümektedir. Örnek olarak bitkileri verebiliriz mesela. Bitkiler, ağaçlar fotosentez yaparak oksijen üretirler, döngüyü sağlarlar. Bu yüzden bu da canlıların etkisi dışına gerçekleşmez. Azot da aynı şekilde ama su canlıların etkisi dışında yani cansız faktörler sayesinde de gerçekleşebilir. Cevabımız C şıkkı yalnız 3. 7. Yakıldıklarında kükürt, karbon ve azot oksitleri yayan fosil yakıtlar hava kirliliğinin temel nedenidir. Bu gazlar ve neden oldukları olumsuz etkilerle ilgili olarak ifadelenen hangileri doğrudur deniliyor. İlk öncülümüzde bu gazlar atmosfer, atmosferdeki su buharında çözünür ve kimyasal tepkimeler sonucu nitrik asit, sülfürik asit ve karbonik asit oluştururlar. Evet bu ifademiz doğru olacaktır. Bu gazlar sayesinde bunlar oluşmaktadır. İlk öncülümüz doğru. 2'ye bakalım. Gazların kimyasal tepkimeleri sonucu havadaki yağmur damlarının pH değeri 4,5'lara kadar düşer. Bu tür düşük pH değerlerindeki yağmurlara ise biz asit yağmurları demekteyiz. Ve bizler için oldukça tehlikeli yağmurlardır bu asit yağmurları. Ve bu yüzden de doğrudur bu gazlar asit yağmurlarına sebebiyet vermektedir. 3'te asit yağmurları bitki, hayvan, bina, tarihi eser ve insanlara zarar verir deniliyor. Doğrudur. Binaları, tarihi eserleri ne yapar? Aşındırır arkadaşlar. Tepkimeye girerek aşındırmaktadır asit yağmurları. Asit olduğundan dolayı. Bu yüzden de bu öncülümüz de doğrudur. Cevabımız ise E şıkkı 1, 2 ve 3'tür. 8. sorumuzdan devam edelim. Popülasyonlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir şeklinde olumsuz olarak soruluyor. A şıkkı aralarında gen alışverişi yapabilen bireylerden oluşur. Doğrudur. Popülasyon nedir zaten? Aynı tür canlıların belirli bir yerde yaşamalarına verilen isimdir arkadaşlar. O yüzden ilk öncülümüz doğru. B'de bakalım. Aynı beslenme şekline sahip bireylerden oluşurlar. Doğrudur. Aynı tür olduğu için bunu da söyleyebiliriz. Bireyleri farklı türdendir deniliyor. Yanlıştır. Bireyleri farklı türlerden değildir. Popülasyon içindeki türler aynı türlerdir. O yüzden C şıkkı yanlış. Birbirleriyle çiftleşip kısır olmayan yavrular oluşturabilirler. Zaten bu türün tanımıdır. O yüzden de bu da doğrudur. E'de aynı türe ait farklı bölgelerde yaşayan popülasyonlar bulunabilir deniliyor. Gene bu ifademiz de doğru olacaktır. Ama C'deki bireylerin farklı Türle, bireyler farklı türlerdendir ifadesi popülasyon için yanlıştır. Devam edelim 9. sorumuzda. Toprak kirliliği ile ilgili olarak verilen uygulamalardan hangileri kirliliği arttıran yönde etki yapar? Organik tarım yapılması kirliliği azaltacaktır. Eledik. Endüstriyel atıkların toprak karışması arttıracaktır. Tarım ilaçlarının kullanılması da arttıracaktır. O yüzden cevabımız 2 ve 3, deniz şıkkıdır diyebiliriz. Su döngüsü ile ilgili verilenlerden hangileri doğru denilmekte 10. sorumuzda. İlk öncülümüze bakacak olursak su atmosferde buhar halinde yer altı kaynaklarında ve kayalıkların çatlaklarında sıvı halde bulunmaktadır. Doğru atmosferde buhar halindeyken diğer yerlerde de sıvı halde bulunabilmektedir. Bu öncülümüz doğru olacaktır. 2 de Atmosferin soğuk bölümlerinde su buharı yoğuşur, yağmur ve kar olarak yeryüzüne döner denilmekte. Bulutlar için bu da doğru olacaktır. O yüzden bu da doğrudur. İşaretleyelim. diyelim. 3'te su okyanus ve göllerden buharlaşmayla canlılardan ise terleme ve solunumla atmosfere karışacaktır. Bu ifademiz de doğru olacaktır. Böylelikle cevabımız E şıkkı 1, 2 ve 3'dür. 11. sorumuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 11. sorumuza devam edelim. Hava kirliliği olaylarından hangilerine neden olabilir deniliyor? Ozon tabakasının incelmesine hava kirliliği tabii ki de etki edecektir. O yüzden doğrudur. Asit yağmurlarına sebebiyet verecektir. Doğrudur. Küresel iklim değişikliğine kesinlikle sebebiyet verecektir hava kirliliği. Bu da doğrudur. Bu yüzden de cevabımız E şıkkı. 1 2 ve 3 cevabımız olacaktır. Devam edebiliriz 12. sorumuzda. Yukarıdaki besin zincirinde bize gelen öncüler veriliyor. Özelliklerini taşıyan canlı grubu hangisidir denilmekte? Bakalım. Yine organik maddeden organik madde sentezleme fotosentez olaylarını kullanmaktayız. O yüzden fotosentez yapacağız. Zaten burada tek fotosentez yapan ilk basamaktaki birinci trofik düzeydeki üreticilerimiz olacaktır. İki güneş enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme gene fotosentez anlatılıyor. En fazla biyokütleye sahip olma da gene üreticilerdedir. O yüzden direkt cevabımız birinci çimen olacaktır. Buraya başka bir şey koysaydı gene cevabımız da olacaktı. Çünkü ilk basamağımız birinci trofik düzeyimize ne konulur? Üreticiler konulur. O yüzden de cevabımız A şıkkı çimendir. 13. sorumuz. Ekolojik organizasyon basamakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez deniliyor? A şıkkı, aynı türe ait canlıların belirli bir yaşam alanı oluşturduğu topluluk popülasyon olarak adlandırılır. Önceki sorularımızda da zaten popülasyon tanımını vermiştik. Aynı tür olacak ve belirli bir yaşam alanı olacak. O zaman popülasyon oluşmaktaydı. Doğrudur. Doğru olduğu için A şıkkını eledik. B'de Birden fazla popülasyondan oluşan topluluk komünite olarak adlandırılır. Doğrudur. Popülasyonlar birleşerek komüniteyi oluşturur. Komüniteler de birleşerek ekosistemi oluşturacaktır. C'de bir organizmanın doğal olarak yaşayıp üreyebildiği yaşam alanı ekosistemdir deniliyor. Ekosistem değildir. Habitattır arkadaşlar. Habitattır. Doğal olarak yaşayıp üreyebildiği yaşam alanı bizim habitatımız olacaktır. Ekosistem ise canlı ve cansız faktörlerin hepsini kapsayan büyük bir e, gruptur, kümedir diyebiliriz. O yüzden de yanlıştır. D'ye de bakalım. Dünyada canlının yaşayabildiği tüm ekosistemler biyosfer olarak adlandırılır. Doğrudur. Biyosfer dediğimizde de zaten canlı olacak. Eğer canlı varsa direkt biyosferdir diyebiliriz. Doğrudur eledik. Ekolojik organizasyon basamakları küçükten büyüğe doğru organizma sonra organizmalar birleşerek popülasyon oluşturuyor popülasyonlar birleşerek komüniteyi, komüniteler birleşerek ekosistemi ve ekosistemler de birleşerek biyosferi oluşturmakta. O yüzden bu öncülümüz de doğrudur. Bunu da eledik. Yanlış aradığımız için cevabımız C şıkkı gelecek. 14. Aşağıdakilerden hangisi ekolojik dengenin bozulmasını engelleyecek tedbirlerden biri değildir şeklinde sorulmakta. A şıkkı ağaçlandırma çalışmalarını yaygınlaştırmak alınabilecek bir tedbirdir. O yüzden doğrudur. Doğru olduğu için eliyoruz. Çünkü yanlış aramaktayız. Tarımsal zararlılarla mücadelede kimyasal ilaç kullanımını arttırmak, kimyasal ilacın kullanılması hiçbir şekilde bir tedbir olmayacaktır. Aksine bizim için bir e, kötü bir etkendir, nedendir, olumsuzdur. O yüzden de yanlış olacak arkadaşlar. Fosil yakıt tüketimini azaltmak yine bir alınacak tedbirdir. O yüzden doğru olduğu için eledik. Tasarruflu ampul kullanımını teşvik etmede gene ekolojik dengenin korunmasını sağlayacak bir tedbirdir. Eledik. Geri dönüşüme katkıda bulunmak da aynı şekilde alınacak bir tedbirken B şıkkındaki kimyasal ilaç kullanımı alınabilecek bir tedbir değildir. Aksine dezavantajı vardır diyebiliriz. Cevabımız B şıkkı. 15. sorumuz. Buna göre metin parçasında boş bırakılan yerleri aşırılıklardan hangisi yazılamaz deniliyor? Su atmosferde, yeraltı kaynaklarında, kayalıklardaki çatlakların arasında, deniz, göl ve akarsularda bulunur. Su, okyanus, deniz ve göllerden nokta nokta, canlılardan ise nokta nokta ve nokta nokta atmosferi su buharı olarak döner. Deniz ve göllerden buharlaşma yoluyla atmosfere geçecektir. Canlılardan ise terleme ve solunum yoluyla atmosfere geçecektir diyebiliriz. Atmosferdeki su buharı da yoğuşur ve yoğuşarak kar yağmur olarak yeryüzüne tekrar dönecektir. Böylelikle su döngüsü sağlanmış olacaktır. Burada aslında su döngüsü anlatılmaktadır. Bunu kesinlikle bilmeniz gerekmekte zaten. Hangisi yazılamaz? Yanma yazılamaz. Cevabımız C şıkkı. 16. Biyokaçakçılık verilenlerden hangilerine neden olabilir deniliyor. Genetik çeşitliliğin kaybına neden olabilecektir. Doğrudur. Biyolojik çeşitlilik kaybına da neden olur. Doğrudur sürdürülebilirliğin olumsuz etkilenmesine de sebebiyet verecektir. Bu da doğrudur. Zaten bunlar olumsuz etkilerdir. Biyokaşakçılık da olumsuz bir faaliyet olduğu için direkt hepsine neden olacaktır. Cevabımız E şıkkı 1, 2 ve 3'tür. 17. sorumuz. Karbon ayak izi birim karbondioksit cinsinden ölçülen kurum veya bireylerin ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi faaliyetlenen kaynaklanan toplam sera gazı salınım miktarıdır. Buna göre ulaşımda verilenlerden hangisini kullanmak karbon ayak izini küçültür deniliyor. Metro, bisiklet, otomobil, otobüs, uçak hangisi küçültecektir? Tabii ki de B'deki bisiklet küçültecektir. Çünkü B'yi kullanmak için herhangi bir yakıda ihtiyaç duymuyoruz. Direkt kendi gücümüzle bu ulaşımı sağlayabilmekteyiz. Diğerleri için bir yakıta, bir fosil yakıta ihtiyacımız var. Bu yüzden de bisiklette ihtiyaç olmadığından dolayı da karbon ayak izini küçültecektir. Cevabımız da B şıkkı bisikletti. 18. ve son sorumuz. Işık ekosistemde canlıları etkileyen abiyotik faktörlerdendir. Abiyotik cansız demekti. Buna göre ışık ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi söylenemez deniliyor. Yanlış arıyoruz. A şıkkı Güneş ışığının fazla olması çöl ortamında yaşayan bitkilerde gövdede su depolama, yaprak yüzeyinin dar olması, gelişmiş kök sisteme sahip olma gibi özelliklerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu da doğru olacaktır arkadaşlar. Çölde bildiğiniz gibi su az olduğundan dolayı bu şekilde orada da bu tür bitkiler yetişmektedir. O yüzden söylenebilir A şıkkını eledik. B'de ışık alma süresi. Bazı hayvanların üreme zamanının birçok bitkini çiçeklenme zamanının belirlenmesinde etkilidir. Gene ışık burada görev almaktadır. Söylenebilir doğrudur eledik. C'de güneş ışığının çok fazla geldiği bölgelerdeki canlıların DNA'larının zarar görmesi her zaman biyolojik çeşitliliği arttırır. Yanlıştır DNA'nın zarar görmesi her zaman biyoçeşitliliği arttırmaz azaltabilir. O yüzden de bu ifademiz yanlış olacaktır. D'de fotosentez yapan canlılar fotosentez sırasında enerji kaynağı olarak güneş ışığından yararlanırlar. Doğru bir ifadedir. Işık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüşecektir. O yüzden bu da söylenebilir. Eledik. E'ye bakalım. Bazı bitki türleri yoğun ışık alan bölgelere uyum sağlarken bazıları gölge bölgelere uyum sağlamaktadır. Bu da doğrudur. Bitkiden bitkiye do göre değişebilmektedir. Güneş ışığı ile ilgili doğru bir bilgi verilmekte. Yanlış aradığımız için cevabımız C şıkkı gelecektir. Ve son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazı videoları göretebilirsiniz Son olarak bu yazılı sorulara ve daha fazlasına yazılıdayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.